Yolunuz açık olsun. Arkadaşlar merhaba. Geçtiğimiz günlerde ATS için bir tane harita kombinasyonu yayınlamıştım. İçinde Meksika haritaları da vardı bu kombinasyonun. Şimdi o kombinasyonda Meksika'da yine bir taş ocağında, taş mı artık kum ocağı mı neyse bu. Oradan büyük çekti. Bu yaklaşık 97 kilometrelik bir mesafe burası. Fakat yolları havadan şöyle bir geçtim serbest kamerayla, oldukça sıkıntılı. Bakalım yollarda bir problem yaşayacak mıyım yaşamayacak mıyım onu bilmiyorum ama çok anormal rampalar var. Bakalım kamyon oraları çıkacak mı? 600 beygirlik bir motor var şu anda Volvo'da. Şimdi bu haritaları yapan arkadaşlar gerçekten çok güzel hazırlamışlar. Haritalar çok güzel, yollar çok güzel. Özellikle zor yollarda kamyon kullanmayı seven arkadaşların çok seveceğine kesinlikle eminim ama ATS'yi kullanan az sayıda oyuncu var. İzleyicilerin içinde kaç kişi ATS var bilmiyorum. Ama şunu söyleyebilirim. ETS sahibi olan herkes ATS'ye de sahip olmalı. Çünkü ATS'de farklı bir atmosfer var. Daha uzun yollar İnsanın kendini uzun yol şoförü gibi hissetmesini sağlıyor ATS'de. Çok da güzel haritalar var. Ve çevre olarak da ETS'den çok farklı bir atmosfere sahip ATS. Burada sevmediğim tek şey ATS'de kamyonların çok fazla gürültülü olması. Bir de mesela ben şu anda Volvo kullanıyorum ama diğer kamyonlar, yani Volvo'nun dışında kalan kamyonlar çok tuhaf kamyonlar. Yani Amerikalılar kendilerini eziyet etmek için bu kamyonları kullanıyor. Çünkü bunlar gerçek hayatta da var Amerika'da. Gerçek hayatta Amerikalılar bunları kullanıyor. Kendilerini eziyet etmek için bu kamyonları seçiyorlar. Anlayamıyorum bir türlü. Hem çok gürültülü. Kamyonlar çok dar. Yani dar derken iç mekanları çok dar. Tabi bu oyunda çok önemli bir dezavantaj yaratmıyor. Yani oyunda kamyonun ne kadar geniş ne kadar dar olduğu önemli değil. Sonuçta bacakları uzatıp içine yatmıyoruz ama gerçek hayattan bahsediyorum. Gerçek hayatta yani hakikaten konforsuz arabalar. Gerçi yatak kısımları geniş de. Bunun dışında ATS güzel. Bir de bu Meksika haritalarını yapan arkadaşlar gerçekten böyle zorluk seviyeleri çok yüksek haritalar yapıyorlar ve bunlar da böyle gerçek dışı görünmüyor haritalar, öyle söyleyeyim. Mesela bazı haritalar var işte ölüm yolu falan diye böyle videolarda çıkıyor. Ben hatta bununla ilgili Peru haritasını daha önce paylaşmıştım. Peru haritası gene biraz daha gerçekçi. Yani Peru'da öyle yollar var mı yok mu onu bilmiyorum ama muhtemelen hiç olmazsa bir kısmı gerçeğe dayanıyordur yine. Çünkü mesela Türkiye için böyle bir harita yok. Meksika'da da bu tür yerler var. Ama şu andaki yol gerçekte var mı yok mu onu bilmiyorum. Ama şu bir gerçek, görünüş olarak gerçeğe biraz daha yakın bunlar. Peru haritası da öyleydi ama bazı haritalar var. Mesela ATMX diye bir harita var. Çok tuhaf bir harita. Mesela onu ciddiye alıp da oynamıyorum. Oynamadığım gibi videosunu da yayınlamadım. Onu bir kere bir kombinasyonda kullanmıştım, o kadar. Gerçekte hiç ilgisi olmayan tuhaf tuhaf yollar var mesela. Evet arkadaşlar, şimdi yolumuz burası. Gördüğünüz gibi yollar oldukça güzel ve sıkıntılı. İleride asfalta çıkacağız. O asfaltta yine olduğu gibi virajlarla dolu bir yol. Bakalım orada kamyonun çıkabileceği yerler var.
bazı yerlerde çıkamayacak gibi görünüyor ama ne olacak göreceğiz bakalım. En kötü kamyonu orada bırakıveririz. Sece senin oyunlarında en sevmediğim kısım şu kamyon fizikleri işi. Şu kamyon fiziklerini bir türlü beceremediler nedense. Şimdi şöyle bir yolda gidiyorsun ve kamyon sanki raylı sistemde ilerliyormuş gibi, yani böyle bir sistem yok ama SCS bu konuda ölü balık taklidi yapıyor maalesef. Hiç ses sedası çıkmıyor. Çünkü ben ve başka birkaç kişi daha bunları forumda yazdık. Bir kabin fiziği getirdiler ama kabin fiziği bu iş için yeterli değil. Çünkü kabinin içerisinde kabinden bağımsız olarak insan vücudunun kafasını da hareket etmesi gerekiyor. Bunda yok maalesef o. Bazı yarış oyunlarında var mesela ve çok iyi de sonuçlar veriyor. Benim oyun direksiyonum sağ alttaki o küçük videoda belki bazılarınız fark etmiştir. Oyun direksiyonundan daha fazla döner benim direksiyon. Bununla ilgili özel bir ayarım var. Yani 1800 derece direksiyon simülasyonu diyebiliriz buna. Direksiyonu daha fazla çevirmem gerekiyor. En azından bu normal direksiyon kursunun %60'lık kısmı böyle. Bu da kamyon sürmeyi biraz daha kolay hale getiriyor ama tabii çok hızlı kamyon kullanmak isteyenler için uygun bir durum değil bu. O yüzden herkes kullanamaz diye düşünüyorum. Ama gerçekçilik arayanlar için, en azından benim için öyle, çok iyi bir durum. Evet arkadaşlar, bu arada geçtiğimiz birkaç ay içerisinde oldukça kötü şeyler yaşadım. Bir iki ay kadar önce kayınbiraderim rahatsızlandı. Oldukça da genç yaştaydı. 40 yaşındaydı çocuk. Hastaneye yatırdılar. Önce birkaç sefer aynı sıkıntıdan ameliyat olmuştu. Yanlış teşhis koymuşlar. Sonra hastaneye yattı. Ondan birkaç gün sonra yoğun bakıma alındı. Bir daha yoğun bakımdan çıkamadı zaten. Geçen ayın 3'ünde vefat etti. Onun cenazesine gittik. Oldukça kalabalıktı cenaze. Cenazede farkına varmadık da bir hafta kadar orada kaldık. Ayın 8'inde döndük buraya. Ayın 9'unda sabah kalktım. Bir baş ağrısıyla uyandım. Bir de bir öksürük, hafif hafif böyle konuştukça gıcık geliyor. Konuştukça bir gıcık geliyor. Herhalde grip oluyoruz falan dedik. Eşimde de bir nezle başladı. O öksürmüyor. Bende de nezle yok. Ben de öksürüyorum. Bir 4-5 gün böyle devam etti. Baş ağrısıyla beraber. Hafif de ateşim var. Ne olduğunu anlamadık tabii. O zamanlar tırnak içinde Türkiye dünyanın en güvenli ülkesiydi korona bakımından. Hiç de aklımıza gelmedi öyle bir şey olabileceği. Bir ay anamızı ağlattı. Yani hala bile geçmiş sayılmaz. Yani öyle kötü bir şey, nasıl tarif edilebilir bilmiyorum. Ellerinizle ağzınızı kapatın, ağzınızı, burnunuzu, parmaklarınızın iki tanesinin arasını hafifçe açın. Nefes almaya çalışın. Birkaç dakika böyle nefes alın. Sonra elinizi ağzınızdan çekin. Derin bir nefes alın. Sonra tekrar ellerinizi kapatın. Aynı öyle bir durum. Yani aldığın hava yetmiyor. Oksijen yetmiyor yani. Öyle berbat bir şey. Yaklaşık bir ay o işle mücadele ettik. Ondan sonra Allah'a şükür şimdi iyiyim gene ama hala biraz kalıntısı var. Çok fazla konuştuğum zaman yine bir gıcık geliyor. Yani boğazlar tam anlamıyla düzelmedi. Ciğerler de düzelmedi büyük ihtimalle. Bir sıkıntı var hala da atlatamadık onu. Bu arada asıl bela başka bir şeydi. Bu kayınbiraderin hastalığı sırasında eşim Bolu'ya gitti. Bir süre
O yoğun bakımdayken kayınbiraderin eşiyle hastanede nöbetleşe durdular. Gerçi yoğun bakım yatağının yanında değillerdi çünkü yoğun bakıma sokmuyorlardı ama yine bir istek olur, bir şey olur, yardımcı olunabilecek bir şey olur diye orada bir süre kaldı. Ondan sonra buraya geldi. Bir akşam oğlum geldi eve eşiyle beraber. Sizle biraz sohbet edeceğiz. İyi dedim, ben de herhalde işleriyle ilgili bir şey konuşacaklar. Ama genelde böyle sizle bir şey konuşacağız falan demek adeti olmadığı için herhalde dedim gene de özel bir durum var. Acaba iş mi değiştirecekler, ne yapacaklar, ama çok da şey yapmadık, böyle tasalanmadık. Neyse, aradan zaman geçti, biraz çay may yaptık, sohbet ediyoruz. Dedim ne söyleyeceksin oğlum, hani söyleyeceğin şey çok önemli gibi görünüyor. İş mi değiştiriyorsunuz, ne yapıyorsunuz? Yok ben kanserim dedi. Yani bir ananın bir babanın o anda neler hissedebileceği hakkında bir fikriniz var mı bilmiyorum ama yani herhalde tek bir kelimenin, bir cümlenin bir insanı 10 yaş ihtiyarlatabileceği bir durumu herhalde yaşamamışsınız. İşte öyle bir durum bu durum. Lenfoma olmuş. Cenazeden geldikten sonra işte tedavisi başlayacaktı. Tahliller, mahliller olacaktı. Bu hastalık nedeniyle ne tahliller sırasında ne de ilk tedavisi sırasında yanında olamadık zaten. Gelme oğlum be. Kadınmış. İlk bir hafta kendime gelemedim desem yeri var. Lenfoma kanserlerin içerisinde tedavisi en kolay olan kanser türlerinden bir tanesi. Başarı oranı da çok yüksek. Fakat tabii yine de her şey dört dörtlük olmayabiliyor bazen. Her şey iyi bile olsa sonuçta kemoterapi görüyor şu anda. Hem kemoterapinin yarattığı hasar hem hastalığın adının verdiği stres insanı kötü yapıyor. Arkadaşlar arada bir öksürük geliyor maalesef, kusura bakmayın lütfen. Velhasıl son 2 ay demeyelim de 2020 çok kötü başladı. Gümbür gümbür geldi. Allah beterinden saklasın. Bundan sonra ne olacak bilmiyorum. Bu arada 15 gün önce çok güzel bir olay yaşadık. İngiltere'de oğlum var. Küçük oğlum İngiltere'de. Onun da küçük bir oğlu oldu. O biraz yüzümüzü güldürdü. Akşamları işte WhatsApp'la böyle görüntülü konuşuyoruz. Bebek biraz maneviyatımızı yerine getirdi ama tabi diğer üzüntü de hala geçmiş değil, ama şu anda kemoterapi de iyi gidiyor. Oğlumda da çok belirgin bir hasar görünmüyor şimdi kemoterapi ile ilgili. Gerçi henüz ikinci tedavisini aldı. Daha 3 ay devam edecek bu tedavi. Bakalım ne olacak, hayırlısı. İzleyenler dua etmeyi unutmasın lütfen, çünkü gerçekten buna ihtiyaç var. Aslında doğruyu söylemek gerekirse YouTube'da falan ilgilenesim de yoktu. Hiç video falan ekleyesim de yok da. Oğlum geçen gün aradı, baba niye de YouTube'a bir şeyler eklemiyorsun dedi. Ben de moralim bozuk senin yüzünden diyemedim. Ya vakit olmadı falan dedim. Şimdi sırf o onu söyledi de hani ona üzülüyormuşuz gibi bir şeylerle ilgilenmeyi bırakmışım gibi olmayayım diye YouTube'a bir şeyler eklemeye çalışıyorum. Ama doğrusunu söylemek gerekirse içimde öyle aman aman bir heves de yok. Evet arkadaşlar, yollar gördüğünüz gibi bu dorse de oldukça sıkıntılı bir dorse bu yollar için.
Şu ETS2'de, ATS'de bu yapay zekayı bir türlü adam edemediler maalesef. Şimdi sollamaya çıkıyor araba. Tam sen duruyorsun, o da duruyor. Yürüyorsun, o da yürüyor. İlginç bir durum ya. Bakalım ileride neler bekliyor bizi. Hadi geç be kardeşim, geçeceksen ya. Nasılsa geçme yasağı falan taktığın yok, sol şeritten yürüyor. Hadi geç geç. Başımıza bela olacaksın ileride, geç. Salak salak duruyor orada ya. Şu AI trafiği bir adam edemediler bir türlü. Tekrar hesaplanıyor. Sorun değil. Yeni rota arayalım. Allah Allah, yanlış yola mı girdik? Öbür kamyonlar oradan gidiyor. De buradan geri geri dönmek zorunda kalmayız inşallah ya. Araba şimdiden yorulmaya başladı. Ne olacak bakalım, hayırlısı. İyi, burada çıkış varmış ya.
Eyvah. Şurayı çıkar mı bu ya? Hadi aslanım be. Aferin. Yeni rota bulunuyor. Zaten yaklaştık da iki rampa daha kaldı ya. Onları da çıkabilirsek sorun yok. Kamyonun dibi düştü vallahi ya. Nasılsa burada durursak bu kamyon kalkmaz. Kusura bakma. Orada biraz bekle. Usta paşalar gibi arkadan gelsen olmuyor mu lan? Ne bu? Boyuna sollamaya uğraşıyorsun orada. Hem sol sinyal veriyorsun. Valla burayı zor çıkar işte bana. Sen gelme, manevra yapacağız, gelme. Ay senin şarap çanağına.
kurtaracağız bunu buradan. Lastikler patinaj yapıyor, anasını satayım. Valla gerçek hayatta olsaydık lastikleri parçaladıydık çoktan. Al, bir tane daha geliyor. Salak ayı kaldın mı orada? Neyse, az kaldı arkadaşlar. Rampadan da kurtulduk mu, başka bir şey kalmıyor geriye. Haritayı hakikaten güzel yapmışlar. Ben yani, yapanların eline sağlık. En azından dümdüz otobanda kamyon kullanmaktan sıkılanlar için heyecan veren bir harita. Meksikalılar bu işi harbiden iyi yapıyorlar yani. Ya yürü oğlum ya, şurada az bir şey kaldı. Evet, geldik. Ay. Yürü be ya, yürü yürü. Allah Allah. Buraya da çıkmadayım. O kadar dik bir yerde değil ama.
çıkmayacak ya. 200 metrelik yol ya kaldı ya kalmadı ha. Geri geri gidip hızlı gelip saralım bakalım. Keşke yukarıdan şakoy verseydik ya. Suyun olduğu yer derindir diye. Daha iyi çıkıyor araba. Salla bakayım aşağı nasıl gidecek. İnşallah doğrusu hasarı olmaz. Video kaç dakika sürdü bilmiyorum ama 97 kilometrelik yol geldik yani ipi topu. Normalde ETS2'de otobanda 5 dakika sürecek bir yolculuktan bahsediyoruz yani. İpi topu 5 dakika sürer. Hadi bir 97 mil pardon kilometre değil 97 mil o da 150 kilometre falan yapar. 7-8 dakikalık bir yolculuk demek ETS2'de. Acelemiz var usta. Bir de köyün içine bakalım. Ondan sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Hazır buraya kadar gelmişken bir de köyün içini görelim. Buradan bir yere gidiliyor mu ki acaba? Burası GPS'te görünmüyor. Herhalde kesiliyordur ileride. Nasıl olsa doğrusuya döneriz geri geri. Bir bakalım bakalım. GPS'te kayboldu, yol mol yok. Ama burada yol var.
Ha, buraya dorsayla gelinmez tabi. Hele alçak dorsayla hiç gelinmez. Yolun ortasında acayip acayip taşlar var. Evet arkadaşlar, yabancıların verdiği isimle bir paskalya yumurtası var burada. O bitti mi, ne oldu? Evet, burayı bir kere dorsa ile ineyim bakalım. Bir ara geleyim, unutmayın burayı. Buraları dorsa döner mi ya? Evet arkadaşlar, eğer gelmek isterseniz böyle bir yol da var. Ne kadar sürecek bilmiyorum çünkü bu yol ne kadar uzun onu bilmiyorum. O yüzden videoyu burada kesiyorum. Eğer ATS'niz varsa, yani bu yolu olmasa da, yani şu anda olduğumuz yolu olmasa da diğer yolu mutlaka deneyin. Gerçekten güzel bir yer. Kamyon kullanmaktan keyif alacağınıza kesinlikle eminim. Kendinize iyi bakın. Bu arada Ramazan bayramınız, Ramazanımız hepinize hayırlı uğurlu olsun. Bütün dünya için hayırlı uğurlu olsun. Allah sizleri de hastalıktan, kederden korusun arkadaşlar. Özellikle yaşlı olanlar için, kendileri için değilse bile Allah çoluk çocuğuna sağlık versin. Çünkü kendiniz hasta olsanız bu kadar üzülmezsiniz, emin olun. O yüzden sağlığınız, sıhhatiniz yerindeyken, çevrenizdeki insanların, çoluğunuzun, çocuğunuzun da sağlığı, sıhhati yerindeyken, onların da sağlığının da kıymetini bilin. Böyle şeyler maalesef insanların başına kötü şeyler geldiğinde önem kazanıyor. Varlıklarında bunları bilemiyoruz. Hep politika yüzünden oğlumla tartışırdık sık sık. Şimdi düşünüyorum da, yani hiç tartıştığımıza değmezmiş, yani hiç birbirimizi üzmeye değmezmiş aslında. Çünkü hiçbir şeyin önemi kalmıyor böyle durumlarda. O yüzden vaktiniz varken etrafınızdakilerin kıymetini bilin. Dediğim gibi Allah cümlenize sağlık, sıhhat, afiyet versin arkadaşlar. Ramazanınız tekrar kutlu olsun. Hayırlı geceler.